O akşam televizyonu izleyen herkes Akşener'in yüzünde aynı şeyi gördü. Yıpranma, hayal kırıklığı, tufaya gelme hissi, zorunlu olarak bulunduğu ortamdan bir an önce ayrılma isteği, Kılıçdaroğlu'na bakarken nefret, tiksinme ve küçümseme ifadeleri, arada sırada zorla gülümseme çabaları. Meral Akşener'in ekranlara yansıyan yüzü ilerisi için çok şeyi anlatmakta, elbet bir gün rövanşın alınacağını bugünden hissettirmektedir. Sizin yüzünüzün bir miktar asık olduğu iddiası görevliydi. Baktığımız zaman da gerçekten genelde daha mütebessim olan, daha rahat olan, şimdi gibi hep gülen, evet. Niye bu kadar asık yüzündünüz? Ya bakın samimi söylüyorum, o yüzüme gelen ışık şöyle. Yani yoksa öbüründe, ama bir de deprem oldu. Yani hepimiz gerçekten herkes yorgun, herkes mutsuz, aynen öyle. Çekiniyoruz. Bir de deprem oldu. Yani hepimiz gerçekten herkes yorgun, herkes mutsuz, aynen öyle. Çekiniyoruz. Hafta sonunda da bir bundan sonra yapmayacağım söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Bir de yapmayacak mısınız? Peki teşekkür ederiz. Hafta sonunda da bir bundan sonra yapmayacağım söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Bir de yapmayacak mısınız? Peki teşekkür ederiz. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır. Zillet ittifakına diyorum ki, bozulur bu yaptıklarınız, saçılır bu topladıklarınız, kırılır bu çevirdiğiniz çarkınız. Herkesin merak ettiği soru şu, masayı dayatmalar, kişisel hırslar ve kirli pazarlıklar nedeniyle terk eden Akşener, 72 saatte ne oldu da o dayatmaları, kirli pazarlıkları unutup çok daha kirli pazarlıklara kapı açan bir öneriyi kabul etmek zorunda kaldı? O söylediklerini yutturan kendisine hangi bir dış veya iç kuvvet oldu, bir tehdide mi maruz kaldı, bir şantaja mı maruz kaldı? Veya bir şey mi vaat ettiler? Ben bir vaat olduğunu zannetmiyorum. Bir tehditle ben bir şantaja uğradım, tehdide uğradım veya tam tersi. Ben hiçbir baskı olmadan bu masaya gittim, oturdum. Hangisini diyecekse bu akşam onun ağzından bu açıklamayı millet duymak mecburiyetinde. Tek adam deyip durdular. Kişisel hırs ve dayatma söylemi üzerinden Erdoğan'a demediklerini bırakmadılar. Ne oldu? Şimdi kendileri aynı söylem üzerinden birbirini suçlayıp duruyor. Hani görüş ayrılıklarına saygı esastı? Hani dayatma olmayacaktı? Hani demokrasi itiraz demekti? Akşener masada farklı bir ismi ortaya koydu diye nedir bu şiddet, bu celal? Kadını ne hale getirmişler? Diktatör arayanlar aynaya baksınlar. Daha muhalefetteyken birbirine güvenmeyen ve birbirinin gözünü oymak için fırsat kollayan bu partilere ülke yönetimi nasıl teslim edilebilir? Akşener'in demediğini bırakmadığı Kılıçdaroğlu'yla saatler sonra tekrar el sıkışarak masaya dönmesi ancak her yolu mübah gören aklı selimini kaybetmiş bir anlayışın tezahürü olabilir. Pazarlık masasına dönüşen bu masadan ülke için hayır bekleyenin aklına şaşarım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak. Hayat bayram da olmayacak. Türkiye'nin sorunları devam edecek. Ama Türkiye kendi normallerine dönecek. Yine sorunlarımız olacak. Ama Türkiye yakın ve vahim bir tehlikeyi. Nedir o yakın ve bir vahim tehlike? Türkiye dinci, gerici ve faşizan bir, yani gerici ve faşizan bir diktatörlük tehdidini, bir totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak. Pray from the underworld, coming from the underground. Pray from the underworld, coming from the underground. Yıpranmasın diye adaylarını açıklamayı son 60 güne bırakan kafa, 3 günde aslında adaylarının şahsi menfaat peşinde koşan bir siyasetçi olduğunu kendi elleriyle kanıtlamadı mı? Tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen
küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir. Altılı masa oluşumu berbat bir koalisyon görüntüsünün ötesine geçmedi, geçemedi. Bir süredir 90'lar ne güzeldi, ah ne güzeldi diye gençleri kandırmaya çalışan ahmaklar, gençlere o karanlık ve belirsizliklerle dolu günleri tekrar yaşattı. Huzurun ve istikrarın ne kadar güzel bir şey olduğunu herkes gördü. Bu masadan da, bu ittifaktan da millete zerre hayır gelmeyeceğini, en ufak anlaşmazlıkla sistemi kilitleyip devleti krize sokacaklarını, ekonomiyi altüst edeceklerini gözlerimizle gördük. Geçmişte Türkiye bundan çok çekti. Habire koalisyonlarda bakanlıklar dağılsın diye habire devlet bakanlığı uydurdular. Habire devlet bakanlığı uydurdular. Şimdi bakanlıkların sayısı size yetmedi. Tuttunuz bu kez Cumhurbaşkanı yardımcılığı yasada sayı yok diye önünüze gelene dağıtın. Beni bağışlayın ama bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Ben değil bu Millet İttifakı'na oy vermek, yani bu kendi intiharımı hazırlamaktır ya. Benim iki tane çocuğum var, onları güzel bir gelecek bekliyor. Bu nedir ya? Bu nedir Allah aşkına ya? Videoya son vermeden önce muhalefetin bu rezaletini bir fıkrayla taşlandırayım. İki borsacı yolda yürüyormuş. Biri yolda köpek pisliği görmüş ve arkadaşına bunu yersen 100 bin lira vereceğim demiş. Diğeri yemiş, parayı da almış ama gururuna yedirememiş. Biraz ileride başka bir köpek pisliğini görünce bu köpek pisliğini yersen sana 100 bin lirayı geri veririm demiş. Arkadaşı da tereddüt etmeden yemiş ve parayı almış. Sonra da şu soruyu sormuş. Bizim cebimizdeki para değişmedi. Peki biz bu pisliği niye yedik? Bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz. Altılı masayı levir levir döndürüyor. Hangi gün satacağın diye bekliyor. Hiç güvenilmez.